Fenerbahçe'den bir haber paylaşacağım. Ee, artık bir klasik haline geldi. Artık adını da içinde City olduğu için mi bilmiyorum. Bir, bir ara bir Başakşehir konuşulurdu hep böyle e, performanslı e, düşen futbolcularımız, milli ha. futbolcularımızla ilgili özellikle. Şimdi Hull City konuşuluyor. E, ve e, Ozan Tufan da Hull City'nin yolcusu. Artık e, detaylar haberimizle bir anlatalım. Fenerbahçe ile bonservisi için milli futbolcunun anlaşmaya vardı Hull City. İngiltere'ye dönüyor Championship ekibi. Hull City 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştı. Artık resmiyet kazanması bekleniyor. Son dönemde Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalmıştı. Ozan Tufan neler söyleyeceksiniz? Ozan ne yapıyor acaba kadro dışı kaldığından beri? Ben bilmiyorum mesela. Bilen var mı? Şimdi ilk Premier League, e, hikayesinde aslında çok da e, kötü bir ozan değildi. Biraz hazır gitti aslında oraya. Şimdi oradan sonra bir demecini dinledim. Diyor ki top çıksın diye dua ediyordum diyor. Yani bekliyordum ki top çıksın da nefes alayım. Yani Premier League ya da işte Championship fark etmez. O adanın temposundan çok... bahsediyorum. Evet. Şimdi Evet, biz hep yıllardır Ozan'ın potansiyelini konuşuyoruz. Ara ara gördük doğru. Ama yani bu potansiyel sahaya yansımadığı sürece, bu potansiyel skora, tabelaya, oyuna yansımadığı sürece ne kıymeti var? Dolayısıyla ben kadro dışı kaldığından beri ne yapıyor bilmiyorum. Hani elbette bireysel antrenmanlar yapıyordur ama oranın temposuyla mevcut Ozan'ı düşünüyorum. Yani inşallah bunu bunu da kullanamazsa geçmiş olsun yani. Son, son fırsat. Bu genç son yaşta fırsat. son fırsat. Futbol için genç. Daha 7-8 sene üst düzey oynayabilecek yaşı var. Sana katılıyorum. 27 yaşında ama bence şu garip ergin şimdi haberi izlerken 95 doğumlu olduğunu biliyorum Ozan'ın ben. Ki 2015'te Hamza Hoca'nın inisiyatif alıp istediği transferdi. Mesela Mario Gomez'te falan böyle daha maliyet hesapları yaptı. Ozan Tufan için bastırdı. Şenol Güneş de Beşiktaş'ı şey istedi. Sevim, evet. Fenerbahçe aldı. Şuna geleceğim Melike. Yani 2015-95 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 20-27 7 sene içinde bu kadar çok iniş çıkış yaşayan evet, onun, evet, yani evet, evet. en az 4 4-5 periyodu var bunu. yani. Evet. Ya bir e, kere sen... böyle inersin tekrar Abdülkadir Ömür mesela değil mi? Evet. Düştü bu sene tekrar çıktı. çıktı. E, ama Ozanda bu çok oldu mesela. Bir yerde e, bence mesela Sergen Yalçın'la çok yükseltti performansı. Evet. ya. Şenol Güneş de zaten. Ya şunu demeye getiriyorum Melike. Bir yerde İM'e ye bence böyle gidecek artık Ozanda. Ee, ne yazık ki. Ee, işte çok kötü bir Avrupa şampiyonası üstüne hala. Umarım Hull City'de ama İngiltere bence şu anki istikrarsına, temposuna çok uygun birlik diyemem. Evet box to bir oyuncu ama Türkiye Ligi'nin temposuyla, e, Championship'de olsa İngiltere'nin temposu evet. çok farklı. Bunu nereden biliyorum? Badu NDA ile röportaj yaptığında Türkiye ile Premier Lig arasındaki fark nedeniyle oyun e, topun demişti. Yani bir 15 buçuk evet. saniye. Ya Şenol Hoca ile Bursa çıkışı ya da işte Sergen Hoca ile çıkışı en azından o 3 e, büyük 4 büyük performansı değildi. Yani evet. öyle düşünelim. Ya yani belki seviye olarak direkt hedef takımı değil de baş altı takımlar gibi düşünelim. Bir orta takımlar gibi düşünelim. Belki oralarda Ozan'ı ki biz Türkiye'de öyle gördük. Yani hedef takımlarında bir Saman takımda da iyiydi oldu. ama. 2-3 maç Şenol Güneş'le birlikte çünkü 10 numara kullanıyordu bunu. Yani Norve acaba Ozan Tufan'ın hocası Şenol Güneş mi ya? <laughs> Burak Yılmaz. Yani <laughs> Şenol Hoca'nın e, verim almadığı oyuncu yok zaten. Evet, yani. evet. İyi bir şey değil. Mesela Mustafa Muhammed biraz benzetiyorum bunları söyleyin. Şimdi biz Ozan'ın şey potansiyelinin çok biliyoruz. Mustafa Muhammed'in potansiyelini biliyoruz. Hatırla geldiği haftaları. Fenere gol attı, Fenerbahçe e, acayip tribünde beraberdik. Her gibi Beşiktaş maçındaki forvet performansı Ben evet, Son yıllarda evet, böyle evet. derbi de görmedim evet, yani. Ama şöyle bak mesela. Şu şöyle bak sıra gibi. İn çık, in çık. Bu bir futbolcu için iyi bir şey değil. Bir yok. bir çizgi vardır yani. Hadi düşersin ama bazı oyuncular vardır. Düştüğü yer en fazla %70'tir. Yani 70 ile 100 arasında performans veriyor. Şimdi bunlar bir 90 veriyor, 20 veriyor. Şimdi bu bu, bu iyi bir şey Sonra değil. Sonra yeniden bir 80 mesela. E tabii şimdi güvenerek uzun vade sözleşmeye transfer etme bunların hepsi soru işareti oluşturuyor. İnçik inçik. Ya biraz Ozan'ın geçen sene öyle. Vodafone'daydın. Ozan Tufan'ın bir bir biten maçta Fenerbahçe evet. At, e, Fener... Beşte attığı gol vardı. Onu her orta sahne satamaz at, mesela. Onları mil takımda da attı. 2-3 tane. Tam at o döneme denk geldi. Attı. Evet. Çünkü Belki Yine de bir dönemde o. Yerini mi yadırgıyor bilmiyoruz. Hani bu bu kadar basit değildir. İlla hocalar bunun üstünde durmuştur. Ozan kendisi fark etmiştir hocalarıyla konuşmuştur. Ama mesela o çıkış yaptığı o haftalarda Ozan basketbol tabiriyle söyleyeyim reboundları toplayan adamdı. Yani forvet arkası gibi oynuyordu. Ceza sahasından dönen bütün topları toplayıp kaleye direkt gördüğü yerden vuruyordu ve sonuç alıyordu. Onu çok az gördük Ozan'da onu başardı. Ama yani bilmiyorum bir türlü o istenilen istikrarı verimi gösteremedi. Bakalım Hull City'de gösterebilecek mi o performansı? S söylediğimiz gibi artık resmiyet kazanması bekleniyor. Fenerbahçe'den bir başka haberle devam edeceğim sizlerin sorularına geçmeden önce. E, kim Minje gidecek mi gitmeyecek mi? Talipleri her geçen gün artıyor. Yeni talipleri var bir bakalım detaylara. Yani daha da artacak diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Bence serbest kalma maddesini e, uygular Fenerbahçe. Yani orada pazarlık yapmaz ama 23 milyon euro bence Türkiye'de Uğurcan'a dahil ediyorum. Kimse için reddedilecek e, para Aslında değil Ergin. 15 milyon euro bugün Kim Min için masaya koysunlar. Ben, ben hani 16'ya çıkmıyorum dedi alacak taraf. 15 veriyorum. Ben satarım. 3 milyon euroya aldı zaten Kim Min Fenerbahçe. Ee, yani onlar çok büyük rakamlar ya. Çok ihtiyacı da var Fenerbahçe'nin baktığın zaman. Sonuçta Yerini doldurabilir mi? Şu var Melike stoperleri kötü değil ki Fenerbahçe'nin. Serdar Aziz var, Salahi var. Biz Altay Salay var, Kolkır var yani. Evet. Öyle çok da Lemos'u saymayayım hadi. Evet. Çok hani iş şeye benzemez. Cenk Tosun'u sattık, Wagner'la oynadık. Olmaz. Katılıyorum. Çok yüksek para. Bence de satılmasın ama bu paraya kimi ayır diyecek? Bu çok yüksek bir para. Allah korusun bunun sakatlığı yıldız, var, o var, bu var bir sürü hikaye. Yıldız transferi içinde bir iyi bir gelir ya yani. Ya stoperi doldurursun bence ya. Yani Fenerbahçe şimdi bulan akıl Rum kesiminden. Ee, Çin'de gidip kim kimseye getiren evet. akıl stoper aklı kimse yani. Futbol aklının çok iyi çalıştığını söyleyemeyiz Fenerbahçe'nin yıllardır ama bazı mevkilerde nokta atışlar yaptılar. Satış yapıyor bir de yani evet, o, da, o oyunculardan o, da mantıklı o çok doğru. Önemli. Ya bu ligde küçümsüyorum belki ama Wellington'la da şampiyon olabiliyorsun. İşte Trabzonspor ligin ikinci yarısı stoperlerin hepsi sakatlandı. Vitor'u, Edgar'ı e, tamam öne, elinde hiç A sınıf stoper olmasa gönderme de Serdar Aziz, e, Salaheli'de şampiyon olabilirsin. Doğru. Da her şöyle kalkıp yaptım. da 5 milyon liraya sat demiyorum ama serbest kalma maddesi ödenirse e, yani bence Fenerbahçe karlı bir e, operasyona e, imza atmış olur diye düşünüyorum. Artı kim evet çok iyi bir oyuncu ama her maçta bir iki tane böyle bir e, tırnak içinde bombası oluyor yani. E, kusursuz bir oyuncu da değil ama tabii ligimizin bence Marka ile birlikte en iyi iki stopere. Marka da bulurum e, defosu yani. Her oyuncunun alternatifini yaratmayız Mark zaten. Marka mı kim mi? İkisi de çok iyi. E, ben Galatasaray maçlarını hep izlediğim için Marka diyeyim. Ben Galatasaray'ın en iyisini Marka olarak görüyorum çünkü. Yani Kerem'le de kıyaslasam mesela. Evet iyi oyuncular. İkisi de iyi oyuncular. Ee, yani topla çıkışı Marka'nın daha iyi ama bu cüssesine rağmen kim Çok mı? baktığın zaman birazdan sumo güreşine çıkacak diye düşünüyorsun değil mi? Çok aldatıcı bir cüssesi var. Çok. Mesela deparı var adamın. Bakıyorsun yetişiyor. Flüle adama yetişiyor. Fana'nın oltun pasını mesela evet. Aslan tebrik Tepe'de kademi da, bence hani şeyi soruyorsan belki ligin en iyisi ki Ben... Uğurcan derim ben. Yok onu onu sorma. <laughs> Stoper'de onları... de bence Kim Minje biraz daha önünde şeyin. <laughs> Bak. Oradan Kim bir, Minje. 1-2 Kim ne marka olur onu söyleyelim ama. Hani kişiden 3'ü üç, tartışır, tartışırız. Kim tabii daha yeni markaya göre ligimizde. O yüzden hani ben de onu biraz daha öne koyuyorum. Hani marka daha alıştı belki daha ya Galatasaray iyi kötü olduğu için bu sene biraz fark edemedik. Ben Markao'da sağ şöyle söyleyeyim Melo'yu görüyorum yani. Tamam belki bu konuştuğum şey çok fair play run değil ama rövanş faullerini falan ustaca alıyor çok yani. O sadece Melo da bunları yapardı profesyonelce artı takımı öne itmesi, birebir müdahaleleri yerden. Marka da çok işlemiş. Işte şey. Kötü takımda herkes kötü oluyor deriz ya. Çok sivrilemiyor. Hala yapıyormuş Melo Brezilya'da onları. Doğru yapıyor. Gördüm geçen gün tribünle çok acayip yine bir <laughs> yalo vardı. Seviyor, Seviyor bunları. Seviyor da işte onu da sadece o, o takımın taraftarı seviyor burada. Şimdi Galatasaray'da da evet, öyleydi. Evet yoksa muslara Muslera de bana Hiçbir ya bir şey da bir Fenerbahçeli. Ben şöyle söyleyeyim de, mi Ergin'e de bir itiraf edeyim. Galatasaray taraftarı Mehmet Özcan olarak Melo'yu seviyorum. Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan olarak Melo'yu sevmem. Çünkü e, yani birebir diyaloğa da girdim. Çok ters e, bir insandır. E, hani Albert e ile kavgası vesaire. Hatta şöyle bak komik bir hikayeyi de anlatayım. Melike süremiz varsa. Buyurunuz. Prandelli döneminde takım çok kötü gidiyordu. Prandelli'nin iletişimcisine off the record dedim şu takımın dedim. Problem ne dedim? Kağıt kalem var mı? Var dedi. Bir yemek masası çiz U şeklinde. Şurada dedi Trabzon Türkler yemek yiyor. Selçukları, Burakları, Umutları kastetti. Şurada Pandevle Snyder, işte şurada altyapı. Şurada da bak dedi tek başına Melo yemek yiyor dedi. Yani Melo takım içinde de hep problemli bir oyuncuydu ama sadece muazzam bir oyuncuydu. Enteresan bir karakter tabii ki. Hatta hatırlarsın İsmail Kartal'ın başarısında Ali Koç Samandıra'daki yemekte çatal bıçak sesleri duymuyoruz aslında. O çok önemlidir. Bir takımın yemek yedi, yerken ki o verdiği enerji, sinerji. E, Prandel dönemi böyle bir sıkıntıydı. Perere dönemini ona benzetti Ali Koç. Mesela benim aklıma o hikaye gelmişti.